Merhaba sevgili Migros TV izleyicileri. Ben beslenme ve diyet uzmanı Taylan Kümeli. Şimdi sizlere fırınlanmış yer fıstığından fıstık ezmesi yapacağız. Fıstık ezmesinin malzemelerini dilerseniz tek tek sizlere anlatayım. Fıstığımız var, fırınlanmış bir fıstık. Diğer malzemelerimiz tamamıyla sizin keyfinize kalmış ama ben en güzel lezzeti verecek 4 malzeme size öneriyorum. Bir tanesi Hindistan cevizi yağı, bir diğeri tarçın, bir diğeri çok az kaya tuzu ve bal. İsterseniz içine hurma koyabilirsiniz veya işte çok acı biber koyulan fıstık ezmeleri var. Çok değişik versiyonları var ama hangisini isterseniz onu koyabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Dilerseniz başlayalım hadi yapmaya. Blenderımızın içine fıstık ezmemizi boşaltıyoruz. Ben biraz fıstık ezmemizi sıcak suda beklettim. Bir 5-10 dakika. Dilerseniz daha kolay karışması için bunu da yapabilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. Biraz daha böyle çıtır çıtır istiyorsanız onu yapmazsınız ama ben yumuşak fıstık ezmesini daha çok seviyorum. Yarım çay kaşığı tarçınımızı koyduk. Bir tatlı kaşığına yakın Hindistan cevizi yağımızı koyduk. Çok tatlı olup genzinizi yakmasın. O yüzden şöyle balınızı neredeyse 2 tatlı kaşığına yakın koyuyoruz. Ve çok minnacık, varla yok arası, tamamıyla tadını kırması için yarım çay kaşığı bile değil, kaya tuzu koyuyoruz. Kapattık blenderımızı. Evet, fıstık ezmemiz gayet güzel oldu. Şimdi kabımızı alalım. Kahvaltıda kullanabilirsiniz. Yine ikindide. Güzel incecik kızarmış bir ekmeğin üstüne sürebilirsiniz. Aynı zamanda kivi ile de çok sağlıklı bir besin fıstık ezmesi. Evet, fıstık ezmemizi bitirdik. Harika oldu. Fıstık çok sağlıklı bir besin. Hepimizin bildiği gibi. Özellikle yüksek folik asit içeriyor. Folik asit bizim için neden çok önemli? Kan hücrelerimizin yapımında çok önem taşıdığı için direkt bağışıklık sistemimizle ilgili enerjimizin önemli kaynaklarından birisi. Özellikle kanser hücrelerine karşı vücudumuz için büyük koruyucu. Bunun içine koyduğumuz doğal bal, tarçın ve Hindistan cevizi yağı da özellikle enerjinizi doğru şekilde alacağınız kaynakların destekleyicisi. İşte kendi evinizde son derece pratik bir şekilde fıstık ezmenizi yaptınız. Bu fıstık ezmesini isterseniz kahvaltınızda, isterseniz ara öğününüzde bir meyvenin üstüne sürerek ya da elma, yeşil elmayı içine batırarak da tüketebilirsiniz. Afiyet olsun, sağlıkla kalın, hoşça kalın.